Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal günlük haberlerimizi görüşenlerine kızgın karşılayalımız. Ben Abdullah Yılgın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyadaki gün tertibde bulunan haberlerine huzurunla olsun ışıktırışımız. Kıynamsız yıktınlar ekranımızı bulsun. Avustralya parlamentinde irqi qırğınçılık hakkındaki teklif avazga koyuldu. 15 Mart Avustralya parlamentinde Xitayning Sharqiy Turkistondagi qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitish masalasini ovoz qo'yish yig'ini ochildi. Janubiy Avustralya Kengash Palata a'zosi Rekis Patrik Avustralya parlamentiga Xitayning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan bastirish qilmishlarini irqiy qirg'inchilik deb bekitish taklifini sunğan bo'lib, bugun parlament a'zolari parlamentda bu taklifni ovozga qo'ygan. Avazga koyuş neticesinde 12 avazının kollaşı, 32 avazının red kılışı bilen Xitayning Sharqiy Turkistondagi cinayeti irqiy qırğınçılıkta bekitilmegen bolsa mı? Bırak Avustralya'da faaliyet kılıvatkan Uyghurlarının tırışçallığı bilen Sharqiy Turkiston meselesi Avustralya parlamentinde muvaffakiyetlik oturuğu koyulgan. Bu münasebet bilen Avustralya'da faaliyet kılıvatkan 6 cemiyet barlık Uyghurlarını teşkilligen bolup, Adelaid, Sydney, Rizbin qatarlıq yiraq şehirlerde yaşavatkan 200'ge yakın Uyghur Kambirağı yığılıp namayış kılgan. Uyghurlar parlament aldıdı şu arda olap parlamentki sunulgan teklifini kollaydıqanlıqını bildirgen ve Xitayning Sharqiy Turkistonda icra kılvatkan bastırış kılmıştırıqı karşı sözlügen nutukları şu arları bilen Xitayning terrorluq siyasetinin irqi qırgıncılıq dep bekitişke uygun işkellikini tunuşturgan. Avustralya Sharqiy Turkiston jamiyatidan ziyoratimizni qabul qilgan Hikmat Hasanov efendi bu vaqt to'xtalib, garchi Xitoyning Sharqiy Turkistonda ijro qilayotgan jinoyatlari parlamentda irqiy qirg'inchilik deb bekitilmagan bo'lsa-mu, biroq parlamentda bu masalaning ovozga qo'yilishining amaliyotda bir muvaffaqiyat ekanligini, bundan keyin parlament a'zolari bilan ko'plab aloqa qurib, ularga Sharqiy Turkiston vaziyatini tanishtirishni kuchaytirganligini bildirdi. Teddoç Uyghur meselesi de hareketki ötüş ahlaki mesuliyetimiz dedi. 8 Mart Amerika Avam Palatası'nın Teddoç, Jennifer Wickston, Maria Diaz ve Christopher Smith Katarlıq 4 nöper azası Uyghurlarını alahide musabırlıq imtiyazı bilen Amerika'yı kubul kıldığan bir kanun layısını tunuşturgan idi. Teddoç, Yerusalim poştisi gezdiği kılgan sözde mündaq digen. Yahudi ve Amerikalıq bulu süptimiz bilen hareketki ötüşte ahlaki mesuliyetimiz var. Men devletimizin zulümge uçurgan kişilerge panahlıq bergen tarihidin pahırlini men. Ama men bir Yahudi bulu süptüm bilen ilgiriki musabırlarını vaxtıda kutuldurulmağallıqımızdı mı obdan bilemen. O yana sözde Xitay rejimi Uyghurlarını poyuzgu yükləb lagırlarga yolluğunu da əmeldarlar Uyghur erlerinin sakallarını mecburi kesip etkinde qiynaş ve medeniyet bastırışları Uyghurlarını öz kimlikidin ayrışkı işiltilginde biz kol koşturup turalmayımız. Tarihimiz ve kıymet karışımız bizni hareketki ötüşke kıstaydı diğerlerini bildirdi. Amerika Devlet Meclisi'nin torbetindeki uçurlarına karganda mezkur kanun layısı Devlet Meclisi'de tunuşturulgan deyken Kanun Komitesi ve Taşkı Münasbetler Komitesi'ne havalı kılıngan. Mezkur kanunla kaçan avazgı koyuş kararını Avam Palata Reisi Nancy Pelosi hanım çıkırdıken. Eğer bu kanun layısı makullansa zulümge uçuravatkan Uyghurlar Amerika Taşkı İşler Ministerlik tarafından muayyen kişiler topuğu verildiğin P2 yani en avval bir taraf kılındığın musafirler kategoriyesi boyunca Amerika'ya yerleştiriliş imkanına erişirken. Malum buluşça ilgiri sabık Sovet İttifakı ve Kuba ve Vietnamlık musafirler muşu kategoriye boyunca Amerika'ya yerleştirilgen iken. Fransiyada bir türkün faaliyetçiler Uyghurlar üçün namayışı ötküzdü. Fransiyadaki bir türkün faaliyetçiler 14 Mart Fransiyanın paytaxtı Parijdeki Cumhuriyet Meydanında Uyghurlarını kollab namayışı ötküzüp, yakınki yıllardan beri Xitayning Sharqiy Turkistonda Uyghurlarının kimliki, medeniyeti ve dini itikadığı kılgan zulüm ve ziyankeşlikine ayıpladı. Faaliyetçiler Xitayning Uyghur halkıya kılgan rezil muamelesini kubul kılgılı bulmaydıqalıqını bildirip, Sharqiy Turkistonda neçe yüz manlığan kişinin paxta etizlerde mecburi emgeki selini vatqalıqını tähkitledi. Faaliyetçiler yana Xitayning kimliki ve itikadı sebebinin Uyghur halkıya maksatlik zulüm kılgallıqını Xalqara kişilik hukuk teşkilatlarının agahlandırışıqı karmay bu kanunsuz kılmışlarını izgil devamlaştırı vatqalıqını. Milyonlarca Uyghurning mecburi halde ceza lagırlarda tutulup atkanlıqını ve bu lagırlarda tasavvur kılgısız psikologilik besimden icra kılınıp atkanlıqını bayan kılıp ötken. Amerika Devlet Müdafiye Ministeri Xitay'a karşı işencilik tehdit berpa kıldığı etti.
13 март Асия сапарына башлаган Америка Дәүләт мөдафиә министры Ллойд Остин мәзкур сапар аркылы Американың Асиядагы иттифакташлары белән булган хәрби хәмкәрлыгын күчәйтеп, Хитайга каршы ишенчлек тәхдид барпа кылдыганлыгын әйтте. Ллойд Остин бу нәвәт Япония, Корея ва Хиндстанда зияраты булдыган булып, у сапарын Американың Хинди Тинеч океан хәрби командалык штабы җайлашкан Хавай штатыдан башлады. Америка Дәүләт мөдафиә министрлыгының бу вакытки баянатыга караганда, у Хавай штатыга карап юлга чыккан аэропланда иттифакташлык ва хәмкәрлыкның мөһимлегене тәэкидледе. У сөзидә Хитаи безгә тиз сүрәтте күчәйеп аткан тәхдид. Безнең максатыбыз Хитаига яки Америка белән тутышмакчы булган һәр кандай бирегә каршы ишенчелек тәхдид белән тәэминлый алыдыган иктидар, мәшгулат планы ва укымларыбызның булышыга кафалатлык кылыштыр дигәнләрне белдерде. Мәлум булышча, дәүләт мөдафиә министры Ллойд Остинның Токио ва Сеулга кылган сапарыгә ташкы эшләр министры Антони Блинкен катнашты икән. Ллойд Остин бу вакытта мондый диде: Ташкы эшләр министры белән мен кылмакчы булган эшләрнең бире иттифакташлыкны күчәйтүгә башлаш. Блинкен 18 март президент Джо Байденның дәүләт бихатерлек мәсьәләчесе Джейк Сулливан белән берлектә Хитаи Компартиясе Мәркәзи комитеты сиясәт бюросының ташкы эшләргә мәсъул әгъзасы Ян Джечи ва ташкы эшләр министры Ван Йе белән Аляска штатында күрешүде. Анкарага юриш кылган уйгыр аналар Кожа Элиге йетип барды. Farzandlarining izdirikini qilish maqsadida Anqaraga piyoda yurish qilib atgan 5 Uyg'ur ana Turkiyaning Kocaeli viloyatiga yetib bordi. Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizib atgan Uyg'urlarning oilasini parchalash, Uyg'ur farzandlarini ballar lageriga solab asminasiya qilish, Sharq Turkiston xalqining chat el bilan bo'lgan aloqasini cheklash qilmishiga qarshi, shundaqli 5 yildan beri xabarni ololmagan farzandlarining da'vosini xalqaro jamiyatni kun tartibiga keltirish maqsadida bir turkum Uyg'ur analar 8 mart kuni Anqaraga qarab piyoda yo'lga chiqqan. Nuvati ular Turkiyaning Kocaeli tavalligida safarini jabodiq davomlashtirmoqda. Biz bu munosabat bilan ularning ichidagi Qalbinur Tursun xonimni ziyorat qildik. Uning bildirishicha u bir necha yildan buyon Sharq Turkistonda qolgan farzandlarining hech qanday xabarini ololmagan. Farzandlardan ayrilgandan beri ularning ovozini bir qatimmi anglay olmagan. Shu sababli o'tgan yildan boshlab to'xtamasdan farzandlarining izdirikini qilishga boshlagan. Shundoqli ular dangliq axborot o'rinlari va muxbirlarning ziyoratini qabul qilib farzandlarining xabarini elishga tirishgan bo'lsa-mu, biroq hech qanday unumi bo'lmagan. Shuning ular bu yil piyoda yurish qilish orqali farzandlarining da'vosini Turkiya va xalqaroda kun tartibiga keltirish orqali xalqaro jamiyatning yordami bilan farzandlarining xabarini elishga bel bog'lagan. U so'z yana bir qancha yildan beri farzandlarining xabarini ololmagan Uyg'urlar intoyin ko'p. Biz Uyg'ur onalar bo'lib suftimiz bilan bu da'voni boshladik. Da'vo yo'lida har qanday qiyinchilik bo'lsa-mu yengib farzandlarimizning xabarini olganga qadar davomlashtiramiz deganlarni bildirdi. Sharq Turkistondagi unsiz yig'ilar guvohlik bermoqda. Iyg'ir bosturish va nazorat qilish siyosati ostida ovozini sirtqa chiqara olmayotgan Sharq Turkiston xalqi ijtimoiy uchur vositalaridagi kichikkina imkoniyatlardan foydalanib, dard alamini unsiz yig'ilari bilan ifodalamoqda. Yaqinqi kunlarda ijtimoiy uchur vositalarida tarqalgan sirlarda Sharq Turkistondagi Uyg'ur onalarining bolalarining suratlarini ko'rsatib, yosh to'kayotganligida ko'rinishlar ko'rsatilgan. Buning ichidagi bir siniga qandaqroq turgansan jinim balam degan xat yozilgan. Bulardan boshqa bir necha sindimi Uyg'ur erlarning va ayollarning maydisiga mushlab unsiz yosh to'kayotganligi ko'rsatilgan. Xalqaro jamiyatning qattiq ayiblashiga duch kelayotgan Xitoy o'zini oqlab jazo lagerlaridagi kishilarning qo'yib berilganligini jar solib kelgan bo'lsa-mu, ammo yuqoridagi sillar reallikning butunlay boshqacha ekanligiga dalolat qilmoqda. Kanada hukumatidan Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilish qayta talab qilindi. Kanada parlament a'zolari bir yangi dokument tayyorlab, Kanada hukumatidan Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilishni talab qilgan. Toronto yulduzi gazetasining xabar qilishicha 13 mart Kanada parlamenti tashqi ishlar doimiy komiteti va xalqaro taraqqiyot komiteti tomonidan tayyorlangan dokumentda Kanadaning Xitoyga besim ishlatadigan xalqarolik hamkorlik shakllantirib mustaqil kuzatuvchilarning Sharq Turkistonga kirib tekshirish elib berishni qo'lga keltirishi tavsiya qilingan. Dokumentda Sharq Turkistondagi ziyongarchiliklarga aloqador Xitoy amaldorlariga Magnitskiy qonuni bo'yicha jazo berish, Xitoyning Kanadadagi Uyg'urlarga qaratgan parokandachiliklarni tekshirish va tahdidga uchirgan Uyg'ur va boshqa turk musulmonlarining Kanadaga tezroq kelishiga yordam berish qatorliq 15 tavsiya o'tirg'i qo'yilgan.
Bu dokulat ötken il yazda xalqara kişilik hukuku mesul taşkı işler tarmak komitetiga berilgen guvahlıkka asasen tayyarlangan. Öktabrda tarmak komiteti tekşürüş neticesini elan kılıp, Şarkı Türkistan'da irqi qırğınçılık yüz bergenlikini jakarlagan. Onundan başka Kanada parlamenti bu yıl 22 fevral ortak avaz bilen Xitayning uyğurlarga qaratqan ziyankeşliklerini irqi qırğınçılık dep itiraf kılgan idi. Esed kısımları fuhralarga balistik başkurulduğun bomba bilen hücum kıldı. Suriyanın şimaldaki Jarablus'ta bölgünce terörlük teşkilatı PKK, PYD, YPG tarafından etilgan minamyot oku sebebinden iki fuhra hayatından ayrıldı. Gaziantep Vali Mahkemesi'nin bayanatı da Munbit Çigra rayonundan Jarablus'un El-Humran kentiga terörlük teşkilatı PKK, PYD, YPG tarafından etilgan 3 minamyot oku neticesi de iki fuhra kaza kılgan. Kıskartlaması EE isimlik bala ve AAM isimlik bir ayal bulup, cemi işki puhra hayatından ayrılgan. Yeni bir ayal yinek yarlangan. Yarlangan ayal Jarablus doktorhanısı balınızkı elingan bulup, hayati xavup asıda emesliki bildirildi. Yeni bir tereptin Jarablus naisigi karışlık Hemran rayonu bilen Bab naisigi karışlık Terhin rayonu tünügün keşte balistik başkurulduğun bomba hücumu kufçürüdü. Hücumu kufçürüğün rayonlarda iktidai usullar bilen meşgulat kıldığan nefit ayrı savıtları bar bulup, Nurgun maykaçılaş avtomobillerinin küyüp gidişi neticesinde çoğun partlaş meydana geldi. Bihaterlik menbelerden elinğen uçurlarına asaslanğanda balistik başkurulduğun bomba hücumi Halep'te Beşar Esad hakimiyetinin kontrolüdeki Kuveyris aerodromudan elip verilgan. Devlet Müdafiye Ministerliğinin Twitter hesabıda elan kılınan bayanata balistik başkurulduğun bomba hücumi de Puhralar Oltrak rayonu ve Maytuş avtomobillerinin tohtuş noktalarının hücum nişanı kılınğanlığı bildirildi. Bayanatı puhralarının hücumda yarlanğanlığı təkidlenip, Fırat Kalkını rayonda puhralar asaslıq nişan kılınğan hücumlarının tohtilişi üçün Rusya Federasiyasiga uxturuş yollandı. Bekitilgen nişanlar topku tutuldu, rayondaki əskerlerimiz agahlandırıldı, deyildi. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kılı bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Ətki haberimizi görüşkü şəhslərini Cenab-ı Allah'a tapşırmız. Şuna kılı program ahırda ekran arasındaki barlı hizmet taşırmağa köptün köp rahmet edimən. Esselamu aleykum ve rahmetullah.